Merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde daha önceki dersimizde daha doğrusu müşteriler kısmını yapmıştık. Yani tasarımını. Şimdi arkadaşlar önce müşteri ekleyeceğiz. Sonra buradan müşteri seçeceğiz. Müşterinin bilgilerini güncelleyeceğiz. Sonra siparişler diye bir kısmımız var. Adisyon bu. Buradaki text box'lara göre arama yapacağız. Anlık arama şeklinde ve buradan da çıkış ve kapat düğmemiz bulunuyor. Şimdi arkadaşlar yeni müşteriye tıkladığımda şöyle bir menü gelecek. Ben bunu vakit kaybetmemek adına ben hemen yaptım. Yine yaptıklarımızı bir şekilde göstereyim. Bir tane form oluşturdum. Formun adı müşteri ekleme arkadaşlar. Nasıl oluşturdum formunu? Geldim buraya. Add dedim. Ve new Windows form. Tıkladıktan sonra formun ismini veriyorum. Müşteri ekleme diye. Şimdi arkadaşlar text box'ları oluşturdum. Bakalım text box'ımın özellikleri nasıl? İşte TX'de müşteri at demişim. Bakalım. Buna ne demişiz? TX'de müşteri soyad. TX'de telefon. TX'de adres. TX'de e-mail. Label'larda bir şey yok. Sadece label'ların şuralarını, text'lerini değiştirdim. Ne yapmışım arkadaşlar? Bakalım. Fontunu Arial yapmışım. Unicode. Normal 20 fontunda yapmışım. Ve yazı tipini beyaz yapmışım. Aynı zamanda transparan yapmışım. Ve auto size'ını da true yapmışım arkadaşlar. Onun dışında yaptığım herhangi bir değişiklik yok. Text box'larını yapmışım. Aynı şekilde yine bunu da fontunu o şekilde yapmışım. İçinin siyah yazmasını söylemişim yani font rengini. Ardından başka da bir şey yapmamışım bunlarla ilgili. Bu zaten multiline özelliğini açmanız lazım. Yani şuradan Multiline true demeniz lazım. Text array olması için. Butonlara bakalım. Butonlarda ne yapmışız? İşte btn ekle. Btn müşteri seç. Btn güncelle. Ve btn kapat. Aslında geri dön alınması lazımdı. İşte resimlerini değiştiriyoruz. Nasıl da background'dan resmini seçiyorduk. Fonttan font ismini yapmamıza gerek yok. Çünkü hiçbir şey yazmayacağız. Sadece font flat style'ini flat yapıyoruz. Ve şurayı da tile yapıyoruz arkadaşlar. Değiştirmiyoruz. En son olarak formumuza tıklıyoruz. Formumuzda ne yapmışız? İşte formumuzun ismi. Sonra resmi seçmişiz. Background image'i. Ardından stretch demişiz. Background image layout'a. Sonra double buffet bu turu zaten otomatik. Form borders'da yani şu kenarlarında bulunan style'ını kaldır diyorum. Ve en son Windows state var burada. Onu da maximized yapıyorum ve tamamlıyorum. En son olarak da şu iki tane klasik düğmelerimi koyuyorum, butonlarımı koyuyorum. Şurada bir tane gizli bir şeyim var arkadaşlar. Bakın fark ettiyseniz. Bakın bu bir text box. Ben burada müşterinin no'sunu tutacağım gizliden. Bunun hiçbir özelliği yok. Bir tane text box oluşturuyorsunuz. Text müşteri no diyorsunuz. O kadar. Şimdi arkadaşlar ben buraya yeni bir müşteri gireceğim. Bilgilerini gireceğim. Ve var olan müşteriyi burada güncelleyeceğim. Şimdi geliyorum. Nereye? Müşterilere. Çift tıklıyorum buna. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? C müşteri ekleme yani formu oluştur diyorum. Bir tane formdan oluştur diyorum. Şimdi arkadaşlar C genel diye. C genel diye bizim bir klasımız vardı biliyorsunuz. Oraya geldim. Buraya C genel nerede? Şu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane public static integer değerinde bir müşteri ekleme adında bir değişken oluşturdum. Statik bir değişken. Bunu aldım. Burada kullanacağım. Otomatik olarak bir değerini atıyorum ve müşteri ekleme formunun açılmasını sağlıyorum. Neden bir verdim? İlerleyen derslerde anlatacağım. Şu an belki anlamayabilirsiniz. Geri geldiğinde anlatacağım bunu size. Şimdi arkadaşlar hemen işleme geçelim. Müşteri ekleye çift tıklıyorum. Şimdi öncelikle bir kontrol yapmam lazım arkadaşlar. If diyorum. ilk önce neye bakmamız gerekiyor arkadaşlar? Bizim telefona bakalım aslında ilk önce. Bir bakalım. If pardon if'i koymuşum zaten. TX'de telefon nokta TX nokta length. Yani arkadaşlar uzunluğu diyorum. 6 karakterden uzun değilse yani telefon numarası 7 karakter olur. Bizim için de telefon önemli çünkü müşterinin telefonuyla ulaşacağız. Eğer uzun değilse şuraya geliyoruz. Diyoruz ki bir mesaj box ile mesaj box nokta show
lütfen en az 7 haneli bir telefon numarası giriniz. Tamam, şimdi hatamızı önledik. Şimdi ikinci bir kontrol daha yapacağız arkadaşlar. Burada neyi kontrol edeceğiz? Ad ve soyadı kontrol edelim. Neredeydi? Şurası. Ad ve soyadı kontrol edeceğiz. Hemen. Txt müşteri ad nokta txt eşit eşit boşluk veya müşteri txt müşteri adı ekledik. Soyad nerede? Şurada. Nokta txt dedik. Eşit eşit boşluk ise, yani içi dolu değilse, hemen şu text mesaj box'ımızı kopyalayalım. Burada ne diyelim? Lütfen müşterinin adını ve ad ve soyad alanlarını doldurun. Bunlar tek tek de kontrol edebiliriz. Ama biz ikisini birden yapalım. Tekrar gerek yapmayalım. Burada artık arkadaşlar class yazacağız. Ben hemen class'ımı oluşturmuştum. Nasıl bir class oluşturdum? C müşteriler adında bir tane class oluşturdum arkadaşlar. Bizim klasik her zaman yaptığımız şunları ekledim. Arkadaşlar bunlar vakit alıyor. Her zaman aynı şeyleri yaptığımız için vakit kaybetmemek için ben bunları hızlı bir şekilde yazıyorum buraya. Böylelikle dersimizi daha hızlı işlemiş oluyoruz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuna geliyorduk bir tanesini örneğin. Refaktör diyorduk. Enkapsülasyon metot. Yok, field. Metot diyorduk. Pardon arkadaşlar. Field diyorduk. Bunu oluşturuyorduk. Kısa yolu neydi? Ctrl RE. Bakın arkadaşlar, Ctrl RE yaptığımda Rize'nin R'si, Edirne'nin R'si hızlı bir şekilde geliyor. Oluşturuyor. Bunları oluşturduktan sonra tek tek müşteri var mı diye bir kontrol etmem lazım. Nasıl kontrol edeceğim arkadaşlar? Müşterinin telefon numarası. Bir müşterinin birden fazla numarasını istemiyoruz biz. Aslında bunu başka yollarla da tutabiliriz ama şu an için böyle yapacağız. Şuna GNL dakika ne demişiz? Şurada ne hatamız var? Şunu silelim. Constructor. Şimdi arkadaşlar müşteri var mı yok mu? Biz telefon numarasından kontrol edeceğiz. İstediğimiz şekilde kontrol edebiliriz. Bu dersimizde ekstra bir şey yapacağız arkadaşlar. Nasıl bir şey yapacağız? İlk defa store prosedür kullanacağız. Söylemesi biraz zor gibi ama. Store prosedür kullanacağız. Bir tane prosedür yazdım arkadaşlar. Çok basit bir prosedür. Geliyorum. Hemen prosedürüme bir bakalım. Nasıl bir prosedürmüş? Modify diyelim. Şimdi arkadaşlar yazdığım prosedür bu. Ben bu prosedürü nasıl yazacağım diyeceksiniz. Hemen geliyoruz. Bakın nasıl yapıyoruz arkadaşlar. Tablomun içindeyim. Daha doğrusu veri tabanımın. Tablomun içine geldim. Bakın tablomun içine girmeye bile gerek. Pardon. Programlanabilir demek bu arkadaşlar. Bunun içine giriyoruz. Burada store prosedür var. New diyorum. Yeni prosedür ekle diyorum. Bakın arkadaşlar benim için hazır bir şey oluşturuyor. Ben buraya prosedürümün ismini veriyorum. Mesela ne vermişim ben burada? Bakın arkadaşlar müşteri var mı? Hemen yazalım. Müşteri yok mu olsun mesela bu da. Sonra ne yazmışım? Bakın şunları yazmışım. Aslında şunu almışım şuraya. Hatta şöyle göstereyim. Şuraya almışım. Demişim ki bak demişim. Dışarıdan bir tane 11 haneli bir karakter gelecek. Varchar tipinde. Bana diyorum sonucunda bit türünde bir çıkış değeri döndür. Ardından bunu set et. Yani içine koy değeri. Sonra diyorum ki bak bakalım. Bu gelen burada bir sorgu yazıyorum. Exist hani var mı diye. Select yıldız from müşterilerin içine git diyorum. Telefon sütresindeki gelen telefon gönderdiğim telefonu buraya koy. Bakalım var mı? Sonra yaptığım işlem nedir arkadaşlar? Begin'den sonrası. Artık buradan sonra işlem başlıyor. Eğer sonuç burada varsa begin işlemi görecek. Arkadaşlar yani begin çalışacak. Sonuca bir aktaracak. Eğer if yani böyle bir numara yoksa sıfır döndürecek. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani benim buraya sıfır atamamın sebebi yok olduğunu göstermek. Bir gelirse bana değer olarak ha böyle bir kayıt varmış. Sıfır yokmuş anlamında. Şimdi arkadaşlar prosedürümü yazdıktan sonra tamamını seçiyorum. Bakın arkadaşlar şuna dikkat edin.
Şurada tablo veri tabanınızın ismi yazması lazım. Yani seçin. Ardından komple seçiyorum ve execute diyorum. Bakın complete successful idi. Yani işlem tamamlanmış diyor. Geliyorum refresh diyorum. Bakın arkadaşlar müşteri yok mu da geldi. Gördüğünüz gibi. Bunu siliyorum geri işime yaramayacağı için. Olay bu kadar. No dedik. Bunu da kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Şimdi burada ne yazmışız? Müşteri var mı? Ben bir değer göndereceğim. Telefon yani numarası yollayacağım. Bir tane değer döndüreceğim. True false değerinde. Hemen false dedim. Yine bağlantımı sağlıyorum. Diyorum ki basically comment var diyorum. Bakın bu sefer içine sorgu yazmamıza gerek yok. Sadece bağlantımı için atıyorum. Ardından git diyorum. Bakın command text'in müşteri var mı? Bu müşteri var mı? Neredeydi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi prosedürümün ismi. Prosedürümün ismini yazdım. Tipini belirliyorum. Komutumun tipi. Eskiden biz MS SQL yani kod gönderiyorduk. Bu sefer store prosedür gönderiyoruz. Neymiş? Command type'ı. Command type store prosedür diyoruz. Ardından parametreleri gönderiyorum. Ben bu store prosedürü ne göndereceğim? Şimdi arkadaşlar gelen telefon numarasını aldım. Telefon numarası olarak koydum buraya. Sonra bir de sonuç olarak bir tane parametre ekledim. Bana geri dönecek ya arkadaşlar orada. Onu da ekliyorum buraya. Şimdi bana dönecek sonucun parametresini, output'unu buraya yazıyorum. Diyorum ki gelen parametrenin sonuç, bakın arkadaşlar buradaki sonuç şuradaki sonuçla aynı. Bunu unutmayın. Şuradaki sonuçla aynı. Buraya ne yazıyorsanız aynısını yazacaksınız. Ardından output'u yolladım. Diyorum ki bağlantımı aç. Klasik. Ardından işte sorgumu çalıştır. Bana gelen değeri yani parametreyi döndür. Döndür. Ve sonucumu yaz. Eğer boş gelirse yani 0 gelirse buradan bana false gelecek. 1 gelirse true dönecek. True dönerse de demek ki böyle bir kayıt var. 0 dönerse de böyle bir kayıt yokmuş diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki dersimizde buradaki kodları yazacağız. Bu dersimizde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.